Derece Futbol'dan selamlar. Trabzonspor maçı bitti Fenerbahçe'nin. O maçı yorumlayacağız. Haftanın gelişmeleri yorumlayacağız. Çünkü sıcak bir hafta geçti. Sadece Fenerbahçe-Trabzonspor maçı değil. Galatasaray'da da işler karışık. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz ya da yönetim arasında epey sıkıntılı dakikalar var. O konuda da videonun sonlarına doğru bir yorum yapacağız. Ama önce çocuklardan rica edeyim. Son çektiğimiz videoda bir bölüm var. Onu bir kullansınlar. Ondan sonra sohbetimiz başlasın. Konsantrasyonu yüksek maçların kırılma anları duran toplardır. İki takımda duran top organizasyonu var ama Fenerbahçe'nin biraz daha kuvvetli. Zaten attıkları gollerin sadece ikisi akan oyunda oldu. Diğerleri ya kornerlerden ya penaltılardan geldi. O nedenle duran toplarda hata yapmayan defansın takımı. Evet. Duran toplar demiştik. Ve Fenerbahçe'ye maçı getiren, galibiyeti getiren etken de duran toplar oldu. 10 golün 8'ini duran toptan buldular. Ve özellikle ön direkt organizasyonlarını çok etkili yapıyorlar. Bunu daha önceki maçlarda seyrettik. Yani geçen hafta Serdar'ın golü, hemen hemen Tisera'nın golünün çok benzeri, aynısı gibiydi. Gökhan Gönül'ün Rizespor'a attığı bir gol vardı aynı bölgeden. Yani ön tarafa topu kullanıp arkaya aşırtarak, bunu oynadığı zaman Gökhan yapıyor, oynamadığı zaman başka oyuncularla da deniyorlar ki geçen hafta Gökhan yokken Nazım vardı o bölgede. O karışıklık içinde defans yerleşimini bozarak, dağıtarak, dengesiz yakalayarak arka direkt dibine yerleştirdikleri oyuncuyu da pozisyonu kovalıyorlar. Kaçırdıkları pozisyonlarda oldu böyle yaparak. Ve Erol Bulut'un takımlarında hem Malatya Spor'da hem Alanya Spor'da da çok sık gördüğümüz duran top organizasyonları bunlar. Yani geçen sene Alanya Spor duran toptan en çok gol atan Süper Lig takımıydı. Ve Erol Hoca çözüme sonuca giden yolu çok çabuk bulmuş. Yıllar önce 2004-2005 sezonunda hatırlayacaksınız. Christophe Daum'lu Fenerbahçe hem Aziz Pierre Van Hooydonk hem Luciano'yla hem Tuncay Şanlı'yla yine duran top gollerini, özellikle korner gollerini çok buluyordu. Aykut Kocaman döneminde Lugano bu gollerin kahramanıydı. Ve Alex tabii. Alex'in kullandığı duran toplar Alex'i asist krallığına taşıyan etkenlerden bir tanesiydi. Bir de meşhur bir maç vardı. Kocaeli maçıydı. Yanlış hatırlamıyorsam son saniyesinde 2-2 girildi. Bu Serhat'ın topu öpüp korner çeyreğine koyup yaptığı orta sonrasında gelen Fenerbahçe golü galibiyeti getirmişti ve şampiyonluğunu da getirmişti o dönemde 2000-2001 sezonunda. Ve şampiyon olmak isteyen bir takım, daha doğrusu kazanmak isteyen bir takım için duran toplar çok önemli. Yani niye Fenerbahçe duran toptan atıyor golleri? Böyle takım mı olur? Böyle mi oynanır? Eleştirileri de yapılabilir. Ama her maç böyle gitmez elbette. Fakat bir geçiş döneminde yeni bir takımsınız, yeni bir teknik direktör, yeni oyuncular, yeni forvet attı, yeni orta saha, her şey yeni diye tasarladığımız bir geçiş döneminde size maçı kazandıracak en önemli etkendir duran toplar. Kısa yol, yani vardır ya bilgisayarlarda da kısa yollar kullanırız. Kısa yoldur. Ve Erol Bulut'un bu stratejisi, yani o strateji üstüne kurduğu kazanma politikası şu etapta çok doğru. Ve bundan sonraki süreç, tahmin ediyorum Kasım sonlarında olur. Yani Aralık gibi oyunla da Fenerbahçe'nin kendi oyununda oturacağını, oyuncuların birbirini tanımasıyla birlikte pas noktalarının, pas reflekslerinin gelişeceğini hesap ediyoruz. Ve oyunuyla da çok etkili olacak, rakibi tehdit edecek, pozisyonlar ve goller bulacak bir takımda seyredeceğiz. Bunu vaat eden bir kadro da var, bir teknik heyet de var. Peki Trabzon maçında neler umduk? Umduklarımız gördük mü? Şöyle söyleyeyim. Çok beklediğim bir Trabzonspor takımı vardı. Çok direndiler. Müthiş konsantre çıkmışlardı karşılaşmaya ama beklemedim bir şey. Maçı misafirimiz de geldi. Oğlum gel. Gördüğünüz gibi aramıza kara kedi girdi. Kendisini gönderiyoruz. Trabzonspor ben beklemediğim şekilde galibiyet için oynadı esasında.
Yani sahaya çıkardığı kadro böyle bir çok savunayım, aman rakibi durdurayım, maçı sıfıra bağlayayım kadrosu değildi. Özellikle orta sahada Baker, Flavio ve Kamil Ahmet ilk 45 dakika Fenerbahçe takımının Fenerbahçe orta sahasını sildiler sağdan, yok ettiler. Yani eleştiriler Sosa üzerine yoğunlaştı. Doğru, çok kötü bir günündeydi. Ama Gustavo da Ozan da yoktu piyasada. Yani bunda bir tarafa almak lazım. Devre bittiğinde, 1-0 bittiğinde gazetedeydim ben. Arkadaşlarla konuştuğumuzda ne olur falan diye dedim. Trabzon'un bu tempoyu sürdürmesi çok kolay değil. Yani 55'ten sonra oyundan düşeceğini, orta sahanın düşeceğini tahmin ediyorum dedim. Ondan sonra oyun Fenerbahçe'ye geçecektir. Çok çabuk oldu. Yani Tisserand'ın golü, ardından ikinci golle birlikte Kamil Ahmet, Flavio ikilisi Baker'la beraber beyaz bayrağı çektiler. Artık o nefes kalmadı. Fenerbahçe'de oyuncuların peşinden o %100 de koşmalar oranı düştü. 80'e düştü, 70'e, 60'a düştü ve oyun tamamen Fenerbahçe'nin eline geçti. Üçüncü golle birlikte de maç bitti. Burada bir parantezde Erol Hoca'yı açmak lazım. Yani soyunma odasına gidiyorsunuz, genç bir teknik direktörsünüz. Geçen haftanın, yani bir hafta önceki Göztepe maçının en önemli oyuncusu, en verimli oyuncusu Sosa'ydı. Diyorsun ki Sosa sen çıktın, size soyun sen giriyorsun. Şimdi bu çok sert bir karar. Yani ben bu maçı kazanacağım kararı esasında ve sahada neredeyse dolaşan, varlık gösteremeyen, yani rakibine üstünlük sağlayamayan ne fiziksel ne de taktiksel takıma da verilen mesajdır. Biz bu maçı kazanacağız. Burada Sisse'yi oyuna alarak bir risk aldı Erol Bulut. Ama Sosa'yı da çıkartarak oyuncusunu linçten kurtardı. Yani özellikle sosyal medyada tırnak içinde içeride diye veriyorlardı Sosa'yı. Yani Trabzon'un ajanıymış da maçı Trabzonspor'a kazandırmak için uğraşıyormuş gibi çok sert ve acımasız eleştirilerdi. Devam etmesi belki oyuncuya maç içinde yapacağı bir iki hareket de kendini affettirmesini sağlayabilirdi ama bu koruma biçimi, korumayı alması bence doğru oldu. Çünkü Sosa kalan sürede, yani en az 2 sezon Fenerbahçe'nin oyun lideri olacak bir oyuncu. Ve böylesine sert eleştirileri de hak eden bir oyuncu değil. Kötü oynadı, kötü paslar verdi. Fenerbahçe'nin yediği golde çok net hatası vardı. Ama kötü oynama hakkını kullandı diyelim. Bir futbolcuyu özellikle etik ve ahlak çizgisinde böylesine eleştirmek kimseye de yakışmıyor. Onu da belirtelim. Şimdi başka yönüne geldiğimiz zaman duran toplardan bahsettik. Ben mesela Sabah gazetesine yazdığım yazıda 5 korner bir gol dedim. Hani bir eskiden sokak arasında oynardık ya minyatür kale maçları. 3 korner bir penaltı. Hakikaten Fenerbahçe 10 korner kullandı. 2 gol attı kornerlerden gelen toplarla. Ve mesela Trabzon defansı eleştirildi. Trabzon defansının eleştirilmesi normal ama Trabzon teknik direktörünün bu konuda eleştirilmesine katılmıyorum. Çünkü Eddie Newton, Edgar Lee stoperini, en güvenli stoperini ön direğe yerleştirmişti. Yani rakibin organizasyonlarına karşı alabileceği maksimum tedbiri almış. Yani Vitor Hugo'yu koyacak hali yok. Ama stoperlerinden, uzunlarından bir tanesini feda etmiş. Demiş ki sen burada duracaksın abi, sen bu topa vurdurmayacaksın. İlk yarıda vurdurmadı Edgar Lee. Ama ikinci yarıda eksik kaldı. Yani burada rahmetli Erdoğan Arıcan'ın bir lafıydı. Samsun Spor çalıştırıyordu zannediyorum. Bir Galatasaray maçı sonrasında şey demişti. Yediğimiz golleri çalışmıştık demişti. Yani bu bir kült cümle olarak geçti ama orada Erdoğan abi, Erdoğan Arıcan'ın demek istediği tedbirlerimizi aldık, hafta içinde oturduk. Bunun için oyuncularımızı çalıştırdık, önlem almaya çalıştık demişti. Bence de Trabzonspor duran toplardan yediği golleri aslında çalışmıştı. Yani ona karşı önlemlerini almıştı diye düşünüyorum. İkinci etapta goller hep duran toplardan mı olacak? Olur mu böyle şey kardeşim falan? Biz Fenerbahçeliler ve çoğu Fenerbahçeli bir türlü beğenmeyiz. Yani takım 3 atmıştır, niye 4 atmadı der. Takım kazanmıştır, hep duran toplardan mı atılacak kardeşim denir. 26 defa girmiş rakip ceza alanına Fenerbahçe takım. 10 korner kullanmış. 10 tanesi kornerlerden olsa. Demek ki 16 defa daha denemiş, oralara gelmiş. Yani o pozisyonları bulmak için uğraşmış. 26 kez dediğiniz zaman 3 dakikada bir oluyor arkadaşlar ortalama. Yani 3 dakikada bir Trabzonspor ceza alanına o topu getirmişsiniz ve orada ona değmişsiniz demek oluyor. Yani goller hep duran toplar duran toplar diyoruz ama öyle değil.
Yani orada bir balans sorunu var, denge sorunu var. Bir son dakikada bir pozisyonu hatırlatayım size. Mert Hakan böyle sol çaprazdan geldi, içeri doğru kat etti. Gustavo arkasından bindirdi soldan. Mert Hakan şut çekti. Yani Gustavo orada yani 60 metreye yakın %100 bir depar koydu. Mert Hakan orada topu ona yuvarlasa ya kaleciyle karşı karşıya kalacak ya da ortaya çıkartacağı topla bomboş kaleye oradaki Sisse olabilir. Samat da olur yani belki de Mert Hakan. Golü atacaktı. Mert Hakan şutu tercih etti. Sonra da döndü Gustavo'dan özür diledi. Bu uyum yakalandığında, bu senkron tuttuğu zaman oyuncuların birbirlerinin neler yapacağını bekledi ve bu paylaşımda bulunduğu zaman tabii daha farklı golleri, daha farklı atakları ya da sayıları da konuşacağız. Yani bu bölümde de kimse çok karamsar olmasın. Şöyle notlarıma bakıyorum. Maçın en önemli iki kahramanı Gökhan Gönül ve Caner olarak geçti istatistiklere. Caner attığı kornerler, etkili kornerlerle. Gökhan işte yaptığı asist ve yaptığı ortalarla. Mesela Gökhan bir asist, iki şut pası vermiş. Caner'in 13'te 4 isabetli ortası var. Yani iki bekini, iki hücumcu gibi kullanmış Fenerbahçe takımı. Ve bu bekler, beyler 4 sezon sonra geldiler Fenerbahçe'ye. 4 sezondur başka takım için top koşturuyorlar. Yani hem Caner'in hem Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından bu yana Fenerbahçe'nin o klasik hücum etkinliğinde ne hallere geldiğini tasavvur edin. Ve bu kararı nasıl verildiğini, hangi yönetim aklıyla, hangi teknik akılla verildiğini de düşünmemiz lazım. Yani Ali Koç yönetimini eleştiriyoruz. Verdiği en doğru kararlardan biriydi. Beşiktaş'tan Gökhan ve Caner'i almak. İşte Beşiktaş'ın hali de ortada. Bu iki oyuncu yokken. Ve diğer taraftan da müthiş bir şekilde borçlarla işte finansal yapının onarımıyla uğraşıyorlar. Ya 612 milyon euro'dan 460 milyon euro'ya iniyor Fenerbahçe'nin borcu. Yani 150 milyon euro'luk bir ödeme yapmışlar ya da bir sıntıdan bir finansman bir geliri yaratmışlar. Bunu da hafta sonu yapılan Divan Kurulu toplantısında Başkan Vekili Buran Karaçam açıkladı. Ve dolar kuru artarken ya da döviz kurları artarken, pandemi varken, işte işler kötü giderken yapılıyor bu. Yani bu sene Ali Koç ve yönetiminin gerçekten altın senesi olabilir. Altın senesi olabilir demeyelim, altın senesi. Hem finansal olarak hem sportif açıdan iyi yönetiyorlar, mutlu ediyorlar taraftarlarını. Trabzonspor geçen sezondan bu yana Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olmuş. 35 puan kaybetmiş. Öne geçtiği maçlarda yani 1-0 öne geçmiş, 1-1 bitmiş, 2-1 yenilmiş neyse. 35 puan kaybetmiş. Buna karşın geçen sezondan bu yana geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım ise Fenerbahçe olmuş. 26 puan. Mağlup duruma düşmüşler. Sonra ya beraberliği sallamışlar ya kazanmışlar karşılaşmayı. Bu neyi gösterir? Bu Fenerbahçe açısından konuştuğumuz zaman hakikaten bir takımda hem Ersun Hoca döneminde Emre Belözoğlu'nun komutanlığındaydı hem de şimdi Erol Bulut döneminde bir vazgeçmeme, bir direnme duygusunun olduğunu gösterir. Yani 3-0'dan 3-3'e getirmişlerdi Beşiktaş maçını. İşte 2-0'dan 2-2'ye getirmişlerdi Galatasaray maçını ki bu ikisi de deplasmandaydı bu karşılaşmalar. Yani o beğenmediğimiz hakikaten kalite olarak sınırlı kadro aslında çok karakterli çocuklardan, futbolculardan oluşuyordu. Evet iyi sonuçlar alamadılar. Evet lig sıralamasında çok gerilere gittiler. Ama sonuçta ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar. Ama buna rağmen başarılı olamadılar. Yani sıralamada başarılı olamadılar. İyi neticeler alamadılar. Ve bu karakteri göstermediği zaman daha kaliteli bir kadroya sahip olmasına rağmen Trabzonspor takımı ya da o mental gücü ortaya koyamadığı için şampiyonluğu oynadığı sezonda şampiyonluğu kaybetti. Yani futbolcu grubunun güven endeksinin stabil olması çok önemli. 1-0 öne geçiyor Trabzonspor takımı. Aman diyorlar koruyalım mı bunu, başımız belaya girmesin. Çünkü şehir çok sert bir şehir. Gelen eleştiriler çok sert, üstlerine binen yük çok ağır. Yani bunu taşımak, kaldırmak kolay değil. Bu konuda teknik heyetin veya yönetimin medyayı ve
taraftarı iyi yönetmesi lazım. Bunda başarılı olamamış Trabzonspor takımı ve halen de aynı şey devam ediyor. Ve günün merak edilen sorusu. Şimdi çarşamba günü çeker miyiz Sarp çarşamba günü videoda? Çekeriz. Hem soruları cevaplarız hem de bu konu aslında daha da yoğunlaşalım. Samatta mı Sisse mi? Yani ikinci yarı oyuna girmesiyle birlikte Papi Sisse, 35 yaşındaki santrafor, oyunu değiştirdi. Bir golü var, bir asisti var. Rakip ceza sahasında topla kaç kere buluşmuş? Peki, bir golü bir asisti var. İki. Birinde golü yapmış, birisinde asisti yapmış. Bir de direkten dönen topu var. Ceza alanın içinde değil miydi? Valencia'ya verdiği pasta acaba? Ve 10 bölgede böylesine bir dönemde böyle bir rakip karşısında bu kadar etkili oynamak hakikaten Sisse'ye büyük bir alan getirdi. Samatta'yı açık gibi oynattı Erol Bulut. Yani bir dönemin Vebo, Musa Sow kayıtlı veya Menikeli ön tarafına benzedi. Fenerbahçe'nin ön tarafı. Santrafor özelliklerine de sahip kanatla oynayabilen 3 tane oyuncusu, 4 tane oyuncusu var. Ama birinci santrafor, yani ilk 11'de yazacağımız ya da o mevkiyi yazacağımız isim sizce kim olmalı? Samatta mı, Sisse mi? Diyelim. Bu konuda çarşamba günü hep beraber bir akıl çalıştıralım. Tisserand'ın kafa golü. Serkan Hasan kendi kalesine diye verdiler. Ben karşıyım. Çünkü Tisserand'ın vuruşu kaleye doğru yöneldi. Direkten dönüp Serkan Hasan'a çarptı. Bence gol Tisserand'a verilmeliydi. Ki kural da öyledir genelde. Şu top kaleye doğru gidiyorsa, rakibe çarpsa bile vurana yazıdır. Kaleye doğru gitmiyordur. İşte ortaya kesmişsindir. Ters vurmuştur. Defans oyuncusu kendi kalesine gitmiştir. O zaman kendi kalesine sayılır. Bence Tisserand'ın golünde Serkan Hasan kendi kalesine değil, Tisserand'a yazılmalı diye düşünüyorum. O golün. Galatasaray tarafı sıkıntılı. Yani hafta için Mustafa Cengiz dedi ki ben dedi Fatih Hoca'yı ne var dedi. Ararım dedi, 2 dakika sonra yanımda olur dedi. Demeyecekti. Hem de Fatih Hoca'yı. Ararım 2 dakika sonra yanımda olur. Ne dedi Fatih Hoca? Ben dedi 50 yıldır buradayım dedi. Artık ne kimsenin arkasındayım ne de yanındayım dedi. Yani son Ünal Aysal'ın eleman açıklamasının ardından Fatih Terim'le ilgili söylenebilecek, kurulabilecek en ağır cümlelerden birisini kullandı Mustafa Cengiz. Esasında Galatasaray Kulübü'nde baktığımız zaman o hiyerarşi içinde Mustafa Cengiz'in söylediklerinin özellikle kongreler arasında destek bulması lazım. Bir tarafta kulübün başkanı var, bir tarafta kulübün profesyoneli var. Kulübün başkanı, kulübü temsil eden, Galatasaray camiasını temsil eden kişidir. Çağırdığımda 2 dakika sonra buraya gelir dediği zaman o mevkinin gücünü söyler esasında Mustafa Cengiz ya da söylüyordur, öyle düşünülür. Ama Galatasaray'da dengeler bozuldu. Galatasaray'da kulübün başkanı Mustafa Cengiz ama kulübü temsil eden kişi Fatih Terim. Yani bunu taraftar bazında özellikle çok net görüyoruz. Fatih Terim'in o gücünü. Ve Fatih Hoca ortaya çıkıp siz mi ben mi dediğinde kongre ne der bilmiyorum ama Galatasaray taraftarının yaptığı seçim belli. Fatih Hoca'nın hem yayıncı kuruluşa verdiği röportaj hem Erzurumspor maçı sonrasında söyledikleri, transfer için ocağa işaret etmesi, hep bunlar faturayı, gelecek tepkileri veya eleştirileri biraz yönetime kaydırmak. Ben ne yapayım? Transfer yapmadılar, oyuncumuz yoktur, işte elimizdekiler bu diyor, bu mesajları veriyor. Ama diyor ki işte sorumluluk benimdir. İyi de bize, kötü de şey, iyi onlara, kötü bana deyip işi başka bir noktaya da söylüyor. Böyle bir tecrübe ve kurt karşısına Mustafa Cengiz yanlış politika yaptı. Fatih Hoca bu mücadelede Mustafa Cengiz değer, Abdurrahim Albayrak'a değer. Eğer kalsaydı, yani devam etseydi, Dursun Özbek'i değerdi. Bugün bitirelim.
Abone olmayı unutmayın. Oğlum beni uyarmadan söylüyorum. Allah gönlünüze göre versin.